elma crumble'ın tabii ki adı üstünde ana malzemesi kırmızı elma. Neden kırmızı elma? Çünkü birazcık daha böyle şekerli lezzet versin istiyoruz. Çünkü içinde hiç şeker olmayacak. Tamamen meyveden alacak tadını. Üst tarafı da böyle kıtır kıtır yulaf olacak. Şimdi hepsini tek tek yapmaya başlayalım. İlk iş şimdi elmaları soyacağım ve küp küp doğrayacağım. Şöyle yaklaşık yarım bardaktan biraz fazla su ekliyorum. Kararmasın diye biraz limon ve biraz da tarçın atıyorum ve böyle harika lezzet patlaması oluyor. Zaten limon, elma ve tarçını kim sevmez. Şimdi bu yaklaşık ve orta ateşte bir 10 dakika falan kaynayacak. Şimdi böğürtlen sos yapacağım. Onun içinde yaklaşık şöyle bir 2-3 avuç kadar donmuş böğürtlenim var. Hemen ocağa alıyorum. Şimdi bu bütün ön işlem buydu. Gözünüz hep ocakta olsun. Elmalar ve böğürtlen sos böyle iyice kıvam alana kadar ve meyveler şekerini salana kadar 10-15 dakika orta ateşte kaynamalı. Crumble kısmında aslında bu tarifin orijinalinde un, şeker ve tereyağı. Yani bu kadar üç malzemeyi karıştırıp böyle çıtır bir doku elde etmek gerekiyor. Buna en yakın nasıl ulaşırız dediğimde tabii ki kurtarıcım her zaman olduğu gibi yulaf. Tereyağı yerine de Hindistan cevizi yağı kullanacağım. Şimdi en başta yulafı şöyle bir doğrayıcıya alıyorum. Yulafla beraber böyle kıtırlık katsın diye, o tereyağının dokusunu, yağını birazcık daha bize versin diye biraz da ceviz ekleyeceğim. Cevizle yulafı bir tur doğrayıcıdan geçiriyorum. Ama böyle en düşük ayarında yapın. Çok fazla o böyle kıtır ve böyle büyük dokusunu kaybetmek istemiyorum. Yani tamamen böyle un kıvamında olmasın. Bence yeter. Şöyle göstereyim. Hala dokusunu koruyor çünkü birazcık kıtırlık verecek o fırında piştiğinde. Geniş bir kasede geri kalan crumble malzemeleriyle birleştirme zamanı. Yulaf ve ceviz. Şöyle bir çay kaşığı kadar da tarçını üst crumble kısmına da koyacağım. Biraz badem unu böyle kıtırlık katsın. Böyle apayrı bir doku katsın diye. Biraz file badem. Ve bolca Hindistan cevizi yağı çünkü tereyağının yerini tutması lazım. Şöyle bir fiskede tuz. Ve hepsini karıştırıyoruz. Tamamdır. Şimdi elmalara ve böğürtlen sosa bakacağım. Onları iyice kıvam aldıktan sonra tek yapmamız gereken hepsini birleştirip fırına atmak. Şimdi böğürtlen sos hazır. Bayağı bir suyunu çekti. Ben onu böyle biraz ezdim. Elmalar da hazır. Hatta altını kapatıp şöyle gösterebilirim. İyice öldüler, suyunu çektiler. Şimdi tek yapmak gereken aslında elma, böğürtlen sos, bir de crumble malzemelerini şöyle nispeten orta boy bir fırın kabında birleştirmek. Crumble en üstü tamamen kaplayacak şekilde böyle bir spatula yardımıyla iyice yayabilirsiniz bu arada. Şimdi bu fırına gidiyor. 170 derecede 30 dakika pişecek. İşte böyle.